Şimdi Yunanistan'a gidelim. Zira Atina günlerdir telefon dinleme skandalıyla çalkalanıyor. Deprem etkisi yaratan olayla ilgili Mitsotakis cephesinden beklenen açıklama geldi. Önce ayrıntıları alacağız. Ardından Çetin Erçetin'le üzerine konuşacağız. Ayrıntıları almak için Yunanistan'a uzanacağız. Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis. Taki, nedir bu skandalın arka planı? Nasıl ortaya çıktı? İstifaların peş peşe geldiğini biliyoruz. Kimler görevi bıraktı? Bir yandan da savcılık talebiyle dinlendi iddiaları var. Mitsotakis ne diyor? Yarın nasıl bir açıklama yapacak? Tüm detaylar sende. Telefon dinleme skandalı iktidarı sarsıyor Sena. Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Mitsotakis zor durumda diyebiliriz. Konu şöyle. Üçüncü siyasi parti konumundaki ülkede PASOK'un başkanı Nikos Androulakis'in telefonunun Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı EİP tarafından resmen dinlendiği ortaya çıktı. Olaylar nasıl gelişti? Geçtiğimiz hafta Androulakis, 3. siyasi partinin lideri, Yargıtay'a başvurdu ve cep telefonunun Predator isimli yazılı casus yazılım sistemi tarafından dinlenilmeye teşebbüs edildiğini belirtti ve savcılığın duruma el koymasını istedi. Bunun üzerine Yunan hükümeti alelacele ilgili parlamento komisyonunun toplanmasını istedi ve ilgili şeffaflıkla ilgili parlamento komisyonu toplandı ve orada sürpriz bir şekilde şu ortaya çıktı. Yunan EİP Başkanı, Milli İstihbarat Örgütü Başkanı Panayotis Kondoleon, Androulakis'in telefonunun Predator değil başka bir sistemle EİP tarafından resmen izlendiğini, buna da savcılığın izni olduğunu belirtti. Bu gelişme üzerine Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ki EİP gizli haber alma örgütü tamamen kendi başbakanlığa bağlı, kendisinin bundan haberli olmadığı, bilgi verilmediği ve hatalı icraatlar yapıldığı için istifasını istedi istihbarat örgütü başkanının ve Panayotis Kondoleon istifa etti. Diğer yandan Mitsotakis'in sağ kolu durumundaki başbakanlıktaki özel kalem müdürü Grigoris Dimitriadis, aynı zamanda kendisinin yeğeni yani ablasının oğlu, o da istifa etti. Niye? Çünkü onunla bu görevi dışında yaptığı işlerde Predator isimli yazılım sisteminin temsilcisiyle de bazı iş temasları olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla o da görevden alındı, istifa etti. Bu gelişmeler burada deprem etkisi yaptı. Androulakis ise özür borçluyum şeklinde çevresinden bir açıklama geldi Mitsotakis'in. Ancak en önemli açıklamalar yarın bekleniyor. Bu arada Thanasis Kukakis isimli bir gazetecinin de savcılık izniyle yine gizli haber alma örgütü tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Ana muhalefet lideri Alexis Tsipras, yeğeninin istifası Mitsotakis'in suçlu olduğunun kanıtı dedi ve Yunan halkına hesap versin ifadesini kullandı. Çok sert ifadeler Syriza Partisi'nden de geldi. İstifa etmeli dedi Mitsotakis. PASOK, yani telefon liderinin telefonlarının dinlendiği parti ise süratle araştırma komisyonu kurulsun, parlamentoda her şey açığa çıksın şeklinde ifadeler kullandı. Nikos Androulakis aynı zamanda Avrupa Milleti vekili. Dolayısıyla üçüncü ülkelerden kendisinin bazı faaliyetleri nedeniyle, Avrupa Parlamentosu'daki bazı komisyonlara katılımı nedeniyle üçüncü ülkelerden böyle bir talep geldiği, telefonlarının dinlenmesi için talep geldiği ve Yunan örgütünün, Yunan gizli haber alma örgütünün bunu kabul ederek savcılıktan izin çıkardığı belirtiliyor. Bakalım bu karmaşa nasıl çözülecek? Gerçek bir türbülans içinde diyebiliriz Mitsotakis. Yarın resmen açıklama yapacağını da duyurdu. Bu açıklama çok önemli. Gelişmeleri de beraberinde getirebilir. İzliyoruz. Sena. Çok teşekkürler Taki Berberakis. Çetin Er, sana döneyim. Skandal Mitsotakis'in yeğenine kadar uzandı. Bunu görüyoruz. Savcılık izniyle bir dinleme olduğu ortaya çıktı. Bir gazetenin daha dinlendiği de ortaya çıktı. Muhalefetin Mitsotakis üzerindeki baskısı artıyor. Ne dersin? Nasıl olur bunun sonuçları? Mitsotakis'in koltuğu tehlikeye girer mi? Şimdi öncelikle Sena, dünyanın her tarafında bütün istihbarat örgütlerinin ve polis istihbarat örgütlerinin, şimdi her ülkede mutlaka bir, iki ya da üç tane istihbarat örgütü olur. Bu işte devletin milli çıkarlarını korumaya yönelik bir istihbarat kurumu. Bu genel itibariyle dünyanın her tarafında
devlet başkanına ya da devletin icracı kurumu konumundaki başbakanlığa bağlı olur. Bir de polis istihbarat yapısı olur, jandarma istihbarat yapısı olur. Bunlar da iç güvenliğe dair istihbarat süreçlerini yönetmekle sorumludurlar. Ancak hemen şunu belirteyim, dünyanın neresinde olursa olsun, bu Türkiye'de olsa, Japonya'da olsa, Amerika'da olsa herhangi bir şekilde savcılık kararıyla bir dinleme gerçekleştirecekse bunun için özel bir yazılım üretmeye gerek yoktur. Zaten neredeyse herkesin telefonun e-maili e-devletinde ya da o ülkenin milli yazılım sistemi içerisinde kayıtlıdır. Dolayısıyla şahısların, siyasilerin veya gazetecilerin telefonlarını dinlemek isteyen ve bunun için savcılık kararı alan istihbarat yapıları genel itibariyle bunu doğrudan e-mail üzerinden yapabilirler. Ancak burada dikkat çeken başka bir durum var. Bir özel yazılım geliştirilmiş ve bu özel yazılım sayesinde kişinin cep telefonunun kamerası ve kapalı iken dahi ses modunun dinlenebilmesine olanak sağlayan bir altyapı oluşturulmuş. Aslında bu başlı başına bir suçtur. Yani nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun başlı başına bir suçtur. Yani şahısların, kişilerin istihbari anlamda dinlenmesine yönelik bir durumdur. Bu da Miçotakis'in sadece kendi ülkesini icracı bir başbakan olarak yönetmekle kalmadığını, aynı zamanda kendi muhaliflerini, kendisine muhalefet konudaki gazetecileri de özel hayatları da dahil olmak üzere her şeyini takip altına aldığını gösteriyor. Belki istihbarat başkanı bu konuda istihbarattan dolayı istifa etmiş olabilir ama bu onu sorumsuz kılmayacaktır. Ama sadece Yunanistan istihbarat başkanının sorumsuzluğu değil, aynı zamanda ülkenin başbakanının da bu konuda çok ciddi bir sorumluluk içerisinde olduğunu anlamak gerekiyor. Şimdi burada eğer Yunanistan İstihbarat Başkanlığı savcılık kararıyla, ki bunu hiçbir istihbarat teşkilatı, yani ülkenin milli istihbaratını sağlamakla görevli, bu Türkiye'de MIT de olsa, Amerika'da CIA de olsa, MI6 de olsa savcılık kararı olmadan zaten bir dinleme yapamaz. Ama şimdi burada belki de önümüzdeki hafta içinde bizim tartışmamız gereken nokta şu olacak. Bir, bu yazılım hangi ülkede üretildi? Daha önce Pegasus yazılımı üzerinden biliyorsunuz birçok tartışma oldu. Birçok ülkenin liderinin dinlendiği tartışmalar oldu ama üstü kapandı ve hatta Merkel'in dahi, Almanya şansölyesinin de dinlendiğine dair birçok yorumlar yapıldı. Ve burada bu yazılımın nereden satın aldığı, kimin yönettiği, bu bilgilerin nerede toplandığına dair birçok tartışma bir anda üstü örtüldü. Fakat burada doğrudan Yunanistan İstihbarat Başkanı'nın ve Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın kendisinin bir yazılım yüklediğine dair bir iddia var. Bakın, bu teknik olarak bakıldığı zaman herhangi bir ülkede istihbarat sadece e-mail üzerinden teknik dinleme gerçekleştirebilir. Bu terörle mücadele açısından yapılabilir bir durumdur, anlaşılabilir bir durumdur. Bu istihbari önleme amaçlı olabilir, bu anlaşılabilir bir durumdur ama tüm bunları gerçekleştirirken bunun için bir savcılık izni gerekiyor. Bakın, ben ülkemizin yakın geçmişinden bir örnek vereyim. Çünkü geçmişte kendi telefonum da dinleme listesinde çıkmıştı. Bütün bunlar Türkiye'de yapılırken savcılık izni dahilinde yapılmıştı. Yani FETÖ yapılanması, gazetecilerin, siyasetçilerin telefonlarını dinlemeye almıştı ama bunları yaparken savcılık izni dahilinde yapmıştı ama biz de yaparken telefon, GSM ve e-mail sistemi üzerinden gerçekleştirmişti. Şimdi bir kıyaslama yapacak olursak Yunanistan'daki durum istihbarat teşkilatının, istihbarat yapısının doğrudan işte haberlerde adı geçen siyasetçinin ve haberlerde adı geçen gazetecinin, belki bundan sonra başka isimler de ortaya çıkacak, başka siyasetçiler de ortaya çıkacak. Çünkü kriz giderek derinleşecektir. Ve bir ucu da Güney Kıbrıs Rum kesimine uzanıyor. Şimdi bu yazılım şirketinin merkezinin de orada olduğu söyleniyor. Belki Taki abi bu konuda daha detaylı bilgi aktarabilir ama burada bir istihbarat teşkilatının e-mail üzerinden ya da GSM operatör üzerinden takip etmek yerine kişilere e-posta yoluyla ya da herhangi bir sosyal medya mesajı sistemi üzerinden ya da kendi GSM operatörün mesaj sistemi üzerinden gönderdiği bir mesajla doğrudan içeriye bir program yüklüyor ve o yüklediği programla
telefonun arka background'undan artık o telefonu, o telefonun kullanıcısının özel hayatını takip ediyor. Bu nerede olursa olsun suçtur ve böyle bir yazılımı yükleyen kişi, istihbarat yapısı her nerede olursa olsun suç işliyordur ve böyle bir yapıyı koruyan müteşebbis de bunun birebir sorumlusu olacaktır. Bundan kaçış mümkün değil çünkü burada görünen nokta bu gazetecinin, bu siyasetçinin öncelikle ortaya çıkmış olması tabii ki krizin daha başlangıcı. Bu arada Sena bir şeyin de altını çizelim. Şimdi demin sevgili Taki abimiz de ifade etti. Siyasetçi kendi telefonunun dinlendiğine dair kendisi bir müracaatta bulunuyor. Şimdi bu da işin krizin başka bir boyutunu gösteriyor ki Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda illaki bir rahatsızlık, bir kırılma yaşandı ki bu siyasetçi kendi telefonunun bir casus yazılım programı üzerinden takip edildiğinden haberdar ediliyor. Yani işin açıkçası istihbarat yapısında da bir çöküşün artık görüldüğü çok aşikar. Çünkü böyle bir bilgiye muhalefet partisinin başındaki bir kişinin ulaşmış olması ve kendisinin doğrudan gidip müracaat etmiş olması dikkat edersen yani bir şikayet üzerine ortaya çıkmıyor, bir yazılım hatası ya da istihbarat başkanı bundan duyduğu rahatsızlıktan dolayı istifa etmiyor. Muhalefetteki bir siyasi partinin yöneticisi telefonunun hem de programın adını vererek yanlış bir uygulama yapıldığını ve kendisinin dinlendiğini açıkça ortaya koyması üzerine bu olaylar ortaya çıkıyor. Şimdi Miçotakis'in çıkıp ben bir özür borçluyum demesi bu sorumluluğu ya da ülke içinde her şeye hakim olma anlayışını ortadan kaldırmayacaktır. Bu iş daha da derinleşecektir. Çünkü benim aldığım, gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgi çok daha fazla kişinin bu casus yazılımla Yunanistan'da dinlendiği yönünde. Çok teşekkürler Çetin Erçetin ve Taki Berberakis'le konuştuk. Yunan siyaseti önümüzdeki günlerde türbülansa gebe takip edeceğiz.